Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, kuluçkada guruk yatan tavuğumuz 8 tane civciv çıkardı. Ama bizim başka yerden temin ettiğimiz 17 tane mavi yumurtacı siyah amerikano civcivlerimiz var. Bu civcivler annesiz bir şekilde burada bakım kafesinde büyütülüyor. Şimdi bu civcivleri yeni civciv sahibi olmuş kurt tavuğun altına yerleştireceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Bütün civcivlerin hem başına hem de kanatların altına kolonya sürülmüş pamuk gezdireceğiz. Böylece civcivin kendi kokusu baskı altına alınmış olacak ve guruk tavuk bu civcivlerin kokusunu algılayamayacak. Karanlık bir ortamda bu civcivleri guruk tavuğun altına yerleştirdiğimizde sabah olunca guruk tavuk o civcivleri kendi civciviymiş gibi kabullenecek ve onlara da annelik yapmaya başlayacak. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Bir miktar pamuk hazırladım ben. Bu pamuğa kolonya emdiriyoruz. Çok fazla ıslatmayacağız. Sadece süreceğiz. Yeterli arkadaşlar. Şimdi civcivleri tek tek topluyorum. Evet. Burada bir civcivimiz var. Bakın görüyorsunuz. 15 günlük bu civciv. Gayet büyükler. Ama haliyle annesiz büyütmek zor oluyor. Şimdi bunların baş kısmını ve kanatlarının altına kolonya sürüyorum. Karışmaması için bir kutuya koyuyorum. Hepsine bu işlemi uyguladıktan sonra gurgun altına yerleştireceğim. Evet, gördüğünüz gibi hem baş kısmına hem de kanatların altına kolonyalı pamuk sürüyoruz. Bu kendi kokusunun baskılanmasını sağlayacak ve guruk bu civcivi yabancı bir civciv gibi algılamayacak. Toplam 17 civcive bu işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Gurgumuzun da 8 tane civcivi var. Yani 25 tane civcive annelik yapmış olacak. Bütün civcivlere aynı işlemi uygulayacağım. Ve karanlık bir ortamda, kesinlikle karanlık bir ortamda gurgun altına yerleştireceğim. Bu sebeple gurgun altına yerleştirme olayını kayda alamayacağım. Çünkü ortam karanlık olması gerekiyor. Ve sabah gurk tavuğun bu civcivleri benimsemiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Şu an gece yarısını geçmiş bir saatteyiz. Saat 1'e geliyor. Kümesi, civcivleri ve gurk tavuğumuzu kontrol etmeye geldim. Şu an hepsi sakin durumda. İnşallah bu sakinlik yarın da devam eder. Ve gurk tavuğumuz civcivlerin tamamına annelik yapmaya devam eder. Gördüğünüz gibi küçük civcivler aşağıdan görünüyor. Büyük civcivler dışarıda. Haliyle toplamda 25 tane civciv oldu. Hepsinin annenin kanatlarının altına sığmasına imkan yok. İnşallah bu durum sabah da devam eder. Dün gece 15 günlük olan mavi yumurtacı siyah amerikano civcivlerimizin baş kısmına ve kanatların altına kolonya sürerek gurgun tanımaması için kokularını baskı altına almıştık ve gece karanlığında o 15 günlük civcivleri gurgun altına yerleştirmiştik. Şimdi kümese girerek gurgun ve civcivlerin durumunu bir gözlemleyelim. Evet arkadaşlar, hem yeni civcivler hem eski civcivler kardeş kardeş geçiniyorlar. Gurk tavuğumuzu görüyorsunuz. Hiçbirine saldırmıyor ve hepsini yavrusuymuş gibi beslemeye ve yönlendirmeye çalışıyor. Şöyle yemden biraz dökelim. Gurk tavuğumuzun çıkarttığı seslerle civcivler yeme doğru hücum ediyor. Dikkat edin. Evet. Gurk gagasıyla yeme alıyor bırakıyor. Alıyor bırakıyor. Evet arkadaşlar. Civcivlere yaptığımız işlem işe yaradı. Gurk tavuk onları yabancı olarak algılamadı. Gece karanlığında gurgun altına yerleştirdiğimiz için gurk tavuğumuz sabah uyandığında onları kendi yavrusu zannederek onlara da annelik yapmaya devam etti.
Evet, 2 günlük civcivler ve 15 günlük civcivler yan yana arkadaşlar. İşlem çok şükür başarıyla sonuçlandı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaptığımız uygulama başarılı bir şekilde sonuçlandı. Grup tavuğumuz bütün civcivleri sahiplendi ve hepsine birden annelik yapmaya başladı. Ve bu sayede mavi yumurtacı siyah Amerikano civcivlerimizin bakımı biraz daha kolaylaşmış oldu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.